Evet, bugün Kocaeli'yi Engin Şahin arkadaşımızla birlikte değerlendireceğiz ve benim dikkatimi çeken geçtiğimiz günlerde, hatta 2 gün önceydi herhalde, bir haber yaptın. Tahir Büyükakın'ın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının kesinleştiğini yazdın. Biz de öyle düşünüyoruz, seninle aynı fikirdeyiz. Çünkü iyi bir belediye başkanı, tarife de fazla gerek yok. Bu bilgiyi nasıl aldın? Şimdi öncelikle 5 yıl öncesine göre AK Parti'nin aday açıklama tarihlerinde bir gecikme söz konusu. Ben bunu önceki günkü yazımda da dile getirdim. Kasım'ın sonundaydı, hemen tam tarih olarak bir tekrar söyleyeyim size. Kasım'ın, evet şuradan tam bakayım. 24 Kasım, evet tam olarak 24 Kasım'da açıklanmış. 30 Büyükşehir Belediye Başkanı'yla birlikte Tahir Büyükakın da adı açıklanmıştı. Bugün 17 Aralık. İlçe belediye başkanları ise ocağın ilk haftasında, evet 12 Ocak tarihinde açıklanmıştı 5 yıl. Ona daha vakit var. Şimdi ne oldu? Biz de soruyoruz. Pek çok kişiyle konuşuyoruz. Bunların ortak bir kanaati paylaşıyorum yazılarında zaten. Genel anlamda Gazze Savaşı'ndaki yoğun diplomatik, yani İsrail soykırımını sona erdirmek adına bir yoğun diplomasi, yürütülen yoğun diplomasi. İkinci olarak da MHP ile ilgili görüşmelerin biraz uzamasından kaynaklandığı söyleniyor. Dün galiba Cumhurbaşkanı Erdoğan da adaylarımızı önümüzdeki hafta açıklamaya başlayacağız dedi. Yanlış hatırlamıyorsun. Şimdi Tahir Büyükakın konusuna gelince, hani beğenen olur, beğenmeyen olur. İyi ya da kötü başka bir şey. Bunun kritiğini ayrıca yapabiliriz ama benim söylediğim şey şu: Ankara'da başka herhangi bir isim konuşulmuyor. Kocaeli'de konuşulan bir takım isimlerse aslında o insanlara yakın olan insanların konuştuğu isimler. Bir, ya o insanlar bunların konuşulmasından hoşlanıyor, ya ortaya bir işte kamuoyunu yönlendirmekten keyif alıyor, ya da işte gazetecilere böyle sufle vererek bir anlamda manipüle etme çabasına giriyorlar. Aslında manipüle de demeyelim. Seçim zamanı, harman zamanı. Bu olaylar doğal olaylar, yani her partide yaşanan olaylar. Önemli olan şu: karşılığı var mı? Gerçekliği var mı? Mümkün mü? Siyasette hiçbir şey mümkün değildir diyemezsin ama bir olasılıklar hesabında bir %99 ihtimal var. Bizde bir de %0,01 ihtimal var. Şimdi bir ihtimal diye 0,01 ihtimali dile getirmek mantıklı olur mu? Benim söylemeye çalıştığım şey bu. Ankara'da herhangi bir isim konuşulmuyor, başka bir isim telaffuz edilmiyor Büyükşehir'le ilgili. Başka bir adayın çalışması yok, çabası yok. Dolayısıyla başka bir aday da yok, onu da ekleyelim. Dolayısıyla genel merkezde bu anlamda mevcut değerlendirmelere bakarak onayını verdiğini, açıklamayı yapacağını duyuyoruz. Yani Tayyip Büyükakın'ın adaylarının açıklaması konusunda herhangi bir engel görünmüyor. Aslında malumun ilanını yapmış oluyoruz. Çok da bir şey değil. Evet, Tahir Büyükakın hakikaten tartışılacak bir isim de değil. Çünkü Kocaeli'de %64 oy oranına sahip bir belediye başkanının değiştirilmesi AK Parti'nin de işine gelmez. Geçtiğimiz günlerde bir duyum almıştım. Bir arkadaşımız eğitim camiasından, işte Tahir Bey Milli Eğitim Bakanı yapacaklarmış, Büyükşehir'den alacaklarmış, Ankara'ya götüreceklermiş gibi Şimdi şöyle bazı söyleyeyim. şeyler söylediler. Dedikodular her zaman olur. Seçim zamanlarında, kongre zamanlarında daha çok olur. Olmasını engelleyebilir misiniz? Engelleyemezsiniz elbette. Milletin ağzı torba değil kimsesinde. Dolayısıyla yani ben şimdi Milli Eğitim Bakanı, neden İçişleri Bakanı değil? Misal, hani valilik de yaptı. Yani niye Dışişleri Bakanı değil? Niye şu bakan değil? Yani o bakanlıkların sayısı artırılabilir. Her zaman çıkar seçim zaman dedikoduları. Yani bu zaman çıkmayacak da ne zaman çıkacak? Şimdi aday açıklandıktan sonra bu dedikoduların bir değeri var mı? Dolayısıyla şu anda en kıymetli olan zaman diliminde insanlar konuşuyor. Bence öyle değerlendirmek lazım. Evet.
AK Parti'nin Büyükşehir adayı tartışması olarak Tayyip Büyükak'ın olduğunu görüyoruz zaten. Değiştirmesi de mantıklı değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olan bir tek Keramettin Gençtür. Biz Haydar Akar'ı da bekliyorduk, olabilir diye düşünüyorduk. Harun Yıldızlı'nın da aday olması durumu vardı ama şu ana kadar herhangi bir şey yok. O cenahtan bakınca nasıl değerlendirirsin? Şimdi genel anlamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi AK Parti'nin güçlü olduğu bir yer. Yani oy oranı itibariyle, rakam itibariyle, çoğunluk itibariyle daha güçlü olduğu bir yer. Arada bir önceki seçimde de fark vardı. Tabii ittifak durumları muhalefetin iştahını kabartıyordu. Ancak ona rağmen bir başarı sağlamadı geçen dönemde. Bu dönemde bir mağlup ittifak bozuldu. İYİ Parti kendi adayını çıkaracak, efendime söyleyelim. Dolayısıyla orada bir karşı tarafta bir blok durum söz konusu değil. Güçlü bir aday var, ittifak da yok. Dolayısıyla çok talip olması, olmaması mantıklı bir şey. Umudun olmadığı yerde elbette talip yok. Örnek vereyim, yani biraz sonra geliriz belki. AK Parti'de geçen dönem 3 dönemini dolduran belediye başkanları vardı. Biliyorsunuz değişecek. Kesinlikle değişecek. Dolayısıyla ilgi artar. Artmıştı da. Başvuru sayılarına geldiğim zaman daha detay vereceğim. Yani eğer bir kişinin değişeceğine ilişkin ilgi artmışsa, bir beklenti artmışsa aday sayısı da artıyor. Dilovası örneğinde olduğu gibi. Ayrıca içe içe konu geldiği zaman tahlil ederiz. Yani demek istediğim güçlü aday karşısında çok talip olunmaz. Evet, tartışmasız Tayyip Büyükak'ın önümüzdeki 5 yılda Kocaeli'yi yönetecek, böyle görüyoruz. Zaten bunun için de müneccim olmaya da gerek yok.